O bağlarda gördüğümüz üzümlerin suyundan, şırasından içmeden dönmek olur mu dedik Kurfan'da ve o sulardan içmek istedik. Harika bir şekilde. Şarapçı. Her şey var. Üzüm, 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 Uygur üzüm. Evet, üzüm. Üzüm, ablar, abları. Ne satıyorsun lan? Ben. Ak üzüm. Ben, üzüm var. Ofşumaydı hepsi. Hepsi ofşumaydı. Ak üzüm, ak üzüm, kırmızı üzüm. Ak üzüm, kızıl üzüm. Mam kızıl üzüm, mam ak üzüm. Ak üzüm. Ak üzüm, kızıl üzüm, siyah üzüm. Sayva üzüm. Sayva üzüm. Sayva üzüm. Evet, bu güzel insanlar. Abi bir resim istiyorum. Şundan bir tane çekin de bana. Bu güzel insanlar üzüm ikram ediyorlar. O üzümlerden alıp yemek istiyorum. Uygur vatandaşlar. Çok teşekkür ederim. Rahme. Rahme. Evet, üzüm her şey. Turfan'da üzüm, Turfan üzüm demek, üzüm Turfan demek. Bereket demek, amcalar demek. Biz Turfan'da kesimize devam ediyoruz. Bir şeyi ebedileştirdik. Tas gibi kullanarak. Sincan şeyi buyuruyor. Hadi bak. Kaşıksız mısınız? Kaşıksız kaldım. Kaşıkmış mı? Gördüğünüz gibi bir tas, bir kase veya bir tencere çorbamız hazır. İçinde neler yok ki? Erişte, makarna, yeşil bitler, biber, maydanoz, envai et, koyun eti ve tabii maalesef kaşık yok. Bütün aramalara rağmen nasıl Çin yiyeceğiz? Şöyle buyurun efendim. Çin ışığını kaşıkla yiyoruz. Göstereyim maalesef. Durum bu. Bak. Evet. Öyle değil. Bak böyle kopartmayacaksın. Bak. Evet. Kopart kopart. Böyle böyle tutarsın. Bak şimdi böyle böyle yenmez. Nasıl? Böyle bir sistem yok. Yani bunlar da böyle yiyemiyorlar. Ben böyle işte araya kıstırıyor. Hayır öyle olmuyor. Ben sana laf söylüyorum. Sen bana laf söylüyorsun. Yanaştıracaksın. İçeceksin. Soğudunca ağzına buradan kar gibi küreceksin. Parmak da alttan. Anladım. Bırak, bırak. Değil mi? Sıcak olduğu için. Tamam, sıcak olduğu için. Kuruyunca. Evet. Sistem bu. İçin için. Evet. Bravo. Bir Fransızın burayı gördüğü ve dinlediği gibi dinlemiyoruz. Duygusalız bu konuda. Hassasız. Ve tam büyük bir orduya karşı mücadele edemediğimiz için de baskı altında şu anda bu şartlarda yaşıyoruz. Resmi olarak suç, terör suçu korumaya, ülkenin kültürünü korumaya, bak yaşatmıştık, kaşık dediğiniz salak bir konu için bir fotoğraf yaşadık. Olay bu, ben size bunu paylaşıyorum. Bitti, arkasını getiremeyeceğim. Köprü, demir yolu, demir yolu ve müthiş bir
demir yolu ağı var. Şu anda dünyada en hızlı tren Şangay şehir merkezi havalimanı arasında 435 kilometre hız yapıyor. Şu an Pekin'den Urumqi'ye demir yolu yapılıyor ve demir yolu inşaatının bir bölümü Turfan Urumqi karayolu üzerinde görüyoruz. Çin devleti Urumqi bölgesine bizim ifademizde Doğu Türkistan bölgesine ciddi yatırımlar da yapıyor. Onların bir tanesini de Pekin Urumqi arasına yaptıkları demir yolu köprüsü hemen o köprünün altından geçiyoruz. Şu an ciddi bir demir yolu inşaatı Pekin Urumqi arasında devam ediyor. Evet, dağlar, koca dağlar, ulu dağlar, büyük dağlar bizim dağlarımız. Tian Shan dağları, Tanrı dağları ve şu an Doğu Türkistan'dayız. Tian Shan, Tanrı dağları arasında yolumuz Urumqi'ye doğru devam ediyor. Turfan'dan geliyoruz. Burada arkadaşları seyahatte tanımak lazım. Arkadaşlık, dostluk bunlar seyahatlerde daha belli olur. O açıdan mutluyuz. Şu ana kadar da bir sorun yaşıyoruz. Bu arada ben bir iki ufak tarihi not da söyleyip burayla ilgili geçeceğim. Şimdi aslında İpek Yolu, buralar İpek Yolu işte. Biz gezimize katılan arkadaşlar biliyor. İşte Aden Körfezi oradan Aden'e, Aden'den sana da. Ve Urumqi pazarı. Tam olarak sol tarafınıza bakarsanız eğer tarihi Urumqi pazarı binası, şu kırmızı bina, hemen yanında durduğumuz iki minareli tuğlalı böyle devam eden burası. Buranın kapalı çarşısı ve karşısı. Bu bir. Urumqi Ulu Camii de Tayyip Erdoğan. Abdal Çal Camii. He? Right here? Yeah. No, Tayyip. Not in this one. Which one? The other one, because we cannot park. Can we go to see inside? Yeah, şimdi ibadet için aslında namaz kılmak isteyen var mı camimiz? Var, var, var. Hadi imam götür bakalım. Hadi yallah önden. Gökçay. Gökçay. Bak Gökçay'mış ha bak. Pazarın girişini göstereyim. Buyurun. Buyurun. Urumqi International Bazar Quarter. Uluslararası Sincan Market Sahası Kapalı Çarşısı. Şu gördüğünüz bina sağlı solu 4 Mart. Enfai Urumqi ve Urumqi minaresinden Urumqi'nin manzaralarını çekmeye çalışıyoruz. Burası Urumqi. Urumqi şehir merkezi.
Nasıl hocam, nedir? Bunlar el yapımı. Çin'de gerçi bunlar el yapımı değil artık. İsmi? Mo penzen. Penzen. Ha, manda kalk meyve çeyi tızdıgan. Afiyet olsun. Neredeymiş abi? Meyve de yolda. Başka tat var mı burada? Evet, bir ama. Gel de ben. Şubu da etmeyin. Beni içeyen. Almak istedik. Allah ne diyor burada? Abicim oraya bakıyor. Hapese bu yagaş. Öyle mi? Bunlar emesi yagaştır. Bunlar nedir bunlar efendim? Bunlar yagaştır. Tağının yanında magmalar olur. Şimdi taş olur. Yanar dağlardan öyle yani... mi? Yani. Değerli izleyenlerimiz, müthiş bir coğrafyadayız. Burası Turfan, Urumçi ve Urumçi'deyiz. Ve Urumçi'de müthiş müzeler var. O karpuzalar adeta birer açık hava müzesi gibi. Gördüğünüz gibi yanar dağlardan çıkan ağaçlar, ağaç kütüklerini görüyoruz. Farklı bir ağaç kütüğü. Müthiş etkileyici. Ve bir hanımefendi de bizi çekiyor. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Nasılsınız? Siz biliyorsunuz. Ve... Ali Bey, şöyle siz de yaklaşın. Ya nasıl şimdi, buluyorsunuz? Ya bunlar görülmeye değer şeyler ya. Ve biz doğal bunlar, doğal. Tamamen. Yanardağların içinde, yanardağ lavlarından çıkan, lavlar altında kalan fosilleşmiş ağaçları ve her biri taş olmuş. Gerçekten etkileyici. Evet. Gezimiz sürüyor. Urumçi'deyiz. Vaktimiz oldu ya. Şu müzik sesi nereden geliyor? Burada. Hadi orayı bir görelim ya. Hadi. Urumçi'deyiz. Tarihi Urumçi çarşılarının tarihçesini anlatan kitabenin önündeyiz ve arkamızda Urumçi Ulu Camii minaresiyle ve tarihi kitabesiyle müthiş bir güzellik ve müthiş bir medeniyet. Biz
Urumçi'deki gezimize devam ediyoruz. Tarihi Urumçi çarşıları İpek Yolu'nun geçiş noktası da. İpek Yolu önemli bir merkezdi. Tarihimizde, kültürümüzde İpek Yolu'nun önemi çok büyük ve İpek Yolu'nun geçtiği nokta burası Urumçi'nin İpek Yolu güzergahındaki önemli noktası. Nesil altılgan. Çaplakka gelişken naite ustuluk bilen güzel nakışlar uyulgan. Bunları kol ile yap. Uygur kadınlar başörtü değil mi? Başörtüne var. Çekiyor, sabit tut. Arkası gözüksün. Yerindekileri bırak da sabit tut. Böyle fotoğraf çeker gibi arkası sabit olsun. Tamam. Tamam, düz tutuyorsun bir şey, cihazı düz tut. Evet, Urumçi, İpek Yolu'nun merkez noktası. İslam medeniyetiyle asırlar önce tanışıp ilk Türk İslam Devleti olan Karahanlılar Devleti'nin kurulduğu coğrafya burası. Urumçi tarihi Ulu Cami'nin içerisi. Buranın önemli bir özelliği var ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın başbakanlık seviyesinde ilk ziyaret edip namaz kıldığı camideyiz şu an. Ve Urumçili Uygur Müslümanlarla birlikte burada namazımızı eda edeceğiz. Kısım oradan. Nasıl buldun? Gezi, cami nasıl? Nasıl çiğniyor?